Ayşenin Marifetli Elleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Merhabalar, nasılsınız diyorum. Selamun aleyküm herkese. Bugünkü tarifimiz kabak kebabı yapıyoruz arkadaşlar. Çok lezzetli bir tarifimiz. Harika bir şekilde oluyor. Bakın şöyle her yeri mis gibi pişmiş. Bakın şöyle harika bir şekilde. Bakın ne kadar güzel olduğuna. Çok hırpalamak istemiyorum. Şimdi çünkü çıktı. Daha toparlayamadı kendisini. Hani dağılmasını istemiyorum. Böyle hepsi içi dışı çok güzel pişti. Kabak kebabımızın tarifine geçiyoruz, malzemelerimize. Evet, kabak kebabımız için malzemelerimiz arkadaşlar yarım kilo kıyma. Şöyle hemen 1 çay kaşığı kadar tuz, baharatları damak tadınıza ayarlayabilirsiniz. 1 çay kaşığı karabiber, şöyle hemen şöyle çay kaşığı kimyon ve 1 tatlı kaşığı kadar da pul biber ekledim. Şöyle birazcık 1 çay kaşığı kadar kekik ekledim. Çok güzel bir iç malzemesi hazırlıyoruz. Şöyle 2 kaşık dolusu galeta unu koyuyorum. Bayat ekmeğiniz varsa onu da robottan çekip ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Hemen soğanını koyuyoruz. Soğanımızı koyduk. 1 yemek kaşığı salçamızı koyduk. Şöyle güzelce harmanlayalım, yoğuralım. Normal köfte yapıyoruz. Köftemiz bu şekilde iyice yoğrulmuş olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar iç malzememizi, köftemizi hazırladık. Kabaklarımızı güzelce soyalım. Dilimleyelim. Kebabımızı oluşturalım. Şöyle başını kesiyoruz ilkin kabağımızın. Sonra bu şekilde çizikli bir aparatla kabak soyacağı, oyacağı, hani şöyle bir aparatım var. Yoksa da normal bıçakla da hani yapabilirsiniz. Bu, ben çok seviyorum bu şekilde deseni. Böyle devam ediyoruz. Şimdi soyacağım, dilimleyeceğim. Kabakları doğradık. Şöyle 2 santim bırakalım. Kafanıza, gözünüze nasıl hitap etmesini istiyorsanız o şekilde kesiyoruz. Ben şöyle 2 parmağa yakın kalınlıklarda kestim arkadaşlar. Şimdi güzelce köftelerimizi şöyle koyacağız. Dizeceğiz beraber. Bu şekilde arkadaşlar bir kabak bir köftek olmak şartıyla şöyle bir tane köfte alıyoruz. Avucumuzun içi kadar, bakın şöyle küçük mandalina kadar, kabağınızın boyuna uygun olacak. Şöyle güzelce yuvarladıktan sonra şöyle düzeltelim. Şık dursunlar. Şöyle yapıyoruz. Yanına koyuyoruz. Hemen bir parça daha alalım. Çok güzel oluyor gerçekten. Hani patlıcan kebabı oluyor, patates kebabı var, kabak kebabı. Çok lezzetli ana yemeklerdir arkadaşlar. Bugün de sizinle paylaşmak istedim. Kabak kebabını şöyle güzelce yaptıktan sonra şu şekilde yapıyoruz. Tam bakın boyları tam oluyor. Şöyle hemen eşit miktarda kestersiniz arkadaşlar. Çok güzel oluyor görünüşü. Hani dizerken de dikkat ederseniz harika bir gösterişli yemeğiniz olur. Şöyle güzelce yuvarlıyoruz tekrardan. Ben üzerine biraz dereotu atacağım. Kabağa çok yakışıyor dereotu biliyorsunuz. Piştikten pişmeye yakın güzelce bir dereotu serpiştirmeyi düşünüyorum. Şöyle devam ediyorum ben. Şöyle bitirdik arkadaşlar. Ben böyle kocaman kocaman yaptım. Çünkü kabaklarım kocaman kocaman, iri iri olduğu için köftelerimizi de iri iri yaptık. Çünkü küçülüyorlar piştiği zaman. Şöyle hamburger köftesi gibi oldu. Şöyle güzelce hemen sonunda koyuyoruz. Şimdi salçalı sıcak suda yaptığım salçayı üzerine ekleyeceğim. Şöyle 180 derece ısınmış fırına göndereceğiz. Şöyle göstereyim. 1 yemek kaşığı salça, şöyle 1 su bardağı, normal su bardağıyla da suyumuzu koyduk arkadaşlar. Hemen açıyoruz içinde. Açtıktan sonra şöyle iyice, şimdi biraz daha su ekliyoruz. Çünkü pişmediği için su alacak. Şöyle 1 çay kaşığı kadar da tuzumuzu ekledik. Güzelce kabaklarımızın üzerine koyacağız arkadaşlar. Kabak kebabımız harika bir şekilde fırına gitmek üzere. Son rötuşları yapıyoruz. Mis mis. Kesinlikle bir ana yemek tavsiye ediyorum. Şiddetle yapmanızı. Kurtarıcı bir yemek. Hemencecik olan bir yemek. Fırınımı ben açtım. Şöyle bayağı bir ısındı. İsterseniz 200 derecede de pişirebilirsiniz. Ben 180 derecede pişiriyorum. Çok güzel, her yeri pişiyor. Fırınınıza göre ayarlarsınız. Şöyle her yerine gelecek şekilde. Tamamdır. Şimdi kenarları boş kalıyor. Daha da küçülüyor arkadaşlar. Bunlar piştiği zaman şöyle domateslerden koymak istiyorum. Şöyle küçük domateslerim. Şöyle ortadan kesiyorum ki şöyle sıkıp biraz hani tam olsun, sığsın, yoksa sığmıyorlar. Şu şekilde yapıyoruz. Çünkü kabak, köfte hepsi piştiği zaman zaten bir açıklık oluyor. Şimdi fırına gidiyoruz artık. Yemeğimiz budur. Bakın suyu bu kadar olması gerekiyor. Şöyle hemen gidiyoruz fırına pişmeye. Arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum sizlere. Şimdi fırından çıkardık. Şu kağıdı söylemeyi unuttum. Islatıp üzerine koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle, çünkü iç kısmı köftelerimiz içi pişmeden yanar. Mutlaka kağıdımızı ıslatıyoruz, koyuyoruz arkadaşlar üzerine. İstediğimiz kıvama geldiği zaman alıyoruz. Şimdi ben şöyle ufak ufak dereotlarını koymak istiyorum. Ben çok seviyorum. Dereotu sevmiyorsanız bırakmayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ufak ufak. Sadece kabakların üzerine. Kabak kebabı harika bir koku. Mutfağımda var. Tavsiye ediyorum. Söylüyorum sürekli döne döne. Çünkü yapmanızı istiyorum. Bu lezzetten mahrum kalmayın. Dereotu seviyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Harika bir aroma veriyor. Fırın hala açık. Bu arada arkadaşlar ben size yanlışlıkla 180-190 dedim. 200 200-220 derecede pişiyor. Ben şöyle hemen her yerine koydum. Kabakların kısımlarına köftelere koymadım. Şimdi fırınımıza geri gidiyoruz. Şöyle birazcık dereotlarımız piştiği zaman tamamdır. Evet, fırınımız da tamamlandı arkadaşlar. Bakın dereotlarımız pişti. 2 dakika kalması yeterli dediğim gibi. Toplamda arkadaşlar 1 saat 10 dakikada pişti benim. 200-220 derecede. İlkin 220 koydum. Sonra 200'e aldım. İç kısımları rahat rahat güzel güzel pişsin diye. Bugünkü tarifimiz kabak kebabı yaptık arkadaşlar. Şöyle kabakları, köfteleri, patlıcana gidiyor. Benim kabak kebabımız köfteyle kabağın dilimlerde oluşmasıyla oluyor arkadaşlar. Çok lezzetli bir ana yemek oldu. Çok sıcak. Hala bakın hala dumanları üzerinde çıkıyor. Bugünkü tarifimiz kabak kebabıydı. Yeni gelen arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum. Zilin tüm kısmını açarsanız sizler de değişik değişik tarifler veriyorum arkadaşlar. Hep ana yemek, hep kurabiye, börek, çörek hep aynı şekillerde değil, değişik değişik ama hep aynı lezzetlerde tam garanti tarifler veriyorum arkadaşlar. Kesinlikle emin olabilirsiniz. Yorumlarınızda belirtin arkadaşlar, beğenip beğenmediğinizi, denediğinizi, denemediğinizi, sorularınızı yorumlarda belirtirseniz cevaplarım arkadaşlar. Kesinlikle mutlaka dönüyorum. Bugün olmazsa yarın mutlaka dönüş yapıyorum. Yoğun oluyoruz arkadaşlar, siparişler oluyor, hani dönemeyebiliyorum ama mutlaka 1 veya 2 gün içerisinde dönmüş olabiliyorum en geç. Bugün tarifimiz kabak kebabıydı. Beğendiyseniz yorumlarınızla belirtin. Abone olmayan arkadaşlarımız, yeni gelen arkadaşlarımız yani abone olurlarsa sayfalarına gelir tariflerim. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı, desteklerinizi bekliyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıklı, mutlu günler diliyorum herkese.